önemli gelişmeyi de haber vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hak din olan İslam ahlakını tebliğ etmiş ve Yüce Allah'ın insanlara bir hidayet rehberi olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği dosdoğru yoldan ayrılmamalarını öğütlemiştir. Allah, hayatı boyunca tebliğ görevini eksiksiz olarak yerine getirmek için mücadele eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yardımıyla desteklemiş ve onu bu görevinde başarılı kılmıştır. Bunun sonucunda İslam dini çok kısa sürede çok uzaktaki ülkelere kadar yayılmış, tebliğin ulaştığı her ülkede insanların yoğun ilgi ve teveccühünü kazanmıştır. Kur'an ahlakının getirdiği barış, adalet, kardeşlik, dayanışma, fedakarlık, sevgi, saygı, samimiyet gibi değerler insanlar ve milletler arasında günden güne yayılıp üstün tutulmaya başlamıştır. İnsanlarda güzel ahlaka doğru hızlı ve yaygın bir yöneliş meydana gelmiştir. İşte İslam dininin ve Kur'an ahlakının insanlar arasında hızla yaygınlaşıp kabul gördüğü ve benimsendiği böyle bir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe yönelik çok farklı bir ortamı haber vermesi son derece mucizevi bir durumdur. İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir. Kan dökücüdürler. Çirkin hareketlerden kaçmazlar. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen sana ihanet ederler. Onların çocukları ahlaksız, gençleri arsız olur. Yaşlılarıysa marufu emretmez, münkeri nehyetmez olur. Sünnet aralarında bid'at, bid'atsa aralarında sünnet gibidir. Din ahlakından uzaklaşmanın getirdiği kaçınılmaz sonuçlardan biri de sosyal bozulmadır. Toplumsal çöküş kendini değişik şekillerde göstermektedir. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış ve gayrimeşru ilişkiler aile kurumundaki tahribatın doğal sonuçlarındandır. Günümüzde yaşanan bu tablo 14 asır öncesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmektedir. İnsanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları zaman, boşanmaların çoğalması kıyamet alametlerindendir. Akrabayla bağları kesmek ve kötü komşuluk kıyamet alametlerindendir. Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden biri de yasa dışı olaylardaki büyük artıştır. Suç oranlarındaki artış günümüzde son derece büyük boyutlara ulaşmıştır. Müzik
Birleşmiş Milletler Uluslararası Suç Önleme Merkezi'nin hazırladığı Evrensel Suç ve Adalet raporu tüm dünya ülkelerini kapsayan şu genellemeleri içermektedir. Ortalama olarak suç oranları 1980'lerde olduğu gibi 1990'larda da yükselmeye devam etmektedir. Dünyanın neresi olursa olsun 5 yıllık bir periyotta büyük şehirlerin sakinlerinin 3'te 2'si en az bir kere suç sayılan fiillerin hedefi olmaktadır. Dünya genelinde ciddi suçlara hedef olma olasılığı 5'te 1'dir. Bölge ayrımı olmaksızın gençler kategorisindeki mülkiyete yönelik suçlar ve şiddet suçlarının her ikisi de ekonomik problemlerle ilgilidir. Son yıllarda yasa dışı uyuşturucu madde türleri sayıca artmış ve nitelik olarak da çeşitlenmiştir. Sosyal dejenerasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü sorun, insanların Allah'ı ve yaratılış amaçlarını unutmalarının, hak dinden ve manevi değerlerden uzaklaşmalarının kaçınılmaz bir sonucudur. 19. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan sapkın felsefi ve ideolojik akımların bu dejenerasyonun geçmiş dönemlere oranla günümüzde çok daha yaygın ve ileri boyutlarda olmasındaki rolü oldukça büyüktür. Darwinizm, materyalizm, komünizm, satanizm, New Age gibi çarpık akım ve hareketler bunlardan bazılarıdır. Günümüzde din ahlakından uzaklaşma ve sosyal bozulma önceki dönemlere göre en uç boyutlara varmıştır. Olabilecek her türlü sapkınlık, suç, şiddet ve ahlaksızlık günümüzde dünya çapında yaygın bir biçimde işlenmektedir. Günümüz ortamının diğer pek çok yönleriyle birlikte bu sosyal ve ahlaki görünümünün de 1400 yıl önceden ayrıntılı olarak tarif edilmesi elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizelerinden biridir. Hadislerde tarif edilen günümüz ortamının benzerleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen 1400 sene içinde, çeşitli zaman dilimlerinde küçük çaplı ve bölgesel olarak yaşanmış olabilir. Ancak burada önemli olan, hadislerde bildirilen tüm ahir zaman alametlerinin günümüzde dünya çapında aynı dönemde birbiri ardınca eksiksiz ve birbirini tamamlayacak şekilde gerçekleşiyor olmasıdır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan olayların doğru bir analizini yapmak, bu dönemin 14 asırlık süre içinde nasıl farklı bir yere ve öneme sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Öte yandan, hadislerde bu kadar detaylı bir tarif yapılıyor olması ve bu tariflerin günümüzde çok belirgin bir biçimde karşılıklarının bulunması bize şu gerçeği bir kere daha hatırlatmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zaman hakkında verdiği her haber üzerinde dikkatlice düşünülmesi gereken büyük bir alamettir. Günümüzde gerçekleşen her bir alameti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın izniyle 14 yüzyıl önceden tüm detaylarıyla haber verip tarif etmesi de onun çok büyük mucizelerinden biridir.